Geçmiş sırlarından kolay kolay vazgeçmez. Ama bu değişmek üzere. Amerika'nın doğu yakasında arkeologlar Amerika'ya karşı olan gizli bir operasyona ait olan kayıp bir Nazi denizaltısı arıyor. Burada. Görebiliyoruz. Şuna bak. Vay canına. Atlantik'in diğer tarafındaysa İskoçya'da antik işaretler büyük bir gizemin çözülmesine yardım edebilecek mi? Onlar işaret mi yoksa takım yıldızları mı? Geçmişin bu sırlarını çözebilmek için son teknoloji gerekiyor. Karşınızda imkansız proje, çözülmemiş gizemler. 15 Temmuz 1942. 19 ticaret gemisinden oluşan bir konvoy savaş kaynakları taşıyordu. Norfolk, Virginia'dan yola çıkıp Key West, Florida'ya gidiyorlardı. Tehlikeli bir görevdi. Kuzey Carolina'da Alman gemileriyle dolu olan bir bölgeden geçeceklerdi. Bir anda bir torpido konvoydaki tankerlerin birini delip geçti ve bir başka gemide iki kez vuruldu. Dördüncü torpido yük gemisine çarptı, Bluefield'sa. Ağır yükünden dolayı Bluefield suya battı. Denizaltı 576'nın bir işiydi bu. Ve olup biten herkesi şaşkınlığa düşürdü. U-576 konvoyun ortasında su üstüne çıktı. Bu yapmak isteyeceğiniz son şeydir. Açıkta kalan U-576'ya konvoy karşı saldırı yaptı. Ve denizaltı kayboldu. Arkasında sadece petrol bıraktı. U-576 ve Bluefields'ın nereye battığı hala bir gizem. Ama bu gizem çözülecek. NOAA'dan bir araştırma ekibi bu unutulmuş savaş alanına keşif gezisi düzenliyor. Ekibin lideri kıdemli araştırmacı Joe Hoyt, 10 yıldan uzun bir süredir İkinci Dünya Savaş bölgelerini araştırıyor. Bence insanlar İkinci Dünya Savaşı'nın Amerikan sahillerine ne kadar yaklaştığının farkında değil. Araştırdığımız bu bölge sahillerimizden 56 kilometre uzakta. Bunun ne kadar yakın bir mesafe olduğunu göstermek projenin amaçlarından. Planları saldırının son bilinen koordinatlarına gidip ticaret gemisi Bluefields'ı ve hatta belki U-576'yı bulabilmek. Bu gemilerin tarihi pozisyonlarını düşünerek araştırmaya başlarsak ve Bluefields'ı bulabilirsek, U-576'nın da yakınlarda bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. 2014 yılında yapılan bir gezide sonar verileri bulundu. Bluefields'ın aşağıda olabileceği anlamına gelen bu veriler başka bir şey anlamına da gelebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Bluefields'ın 250 metre batısında bir şey daha gördük. Çok heyecanlandık ve ihtiyatla yaklaştık. Acaba U-576'yı mı buldular? Gözleriyle görene kadar emin olamazlar. Öğrenmek için 230 metre derine inecekler. İnsanları taşıyabilen bir teknoloji kullanıyoruz. Böylece arkeologlar ve araştırmacılar aşağı inip bu tarihi bölgeleri kendi gözleriyle inceleyebilecek. Bu minik denizaltının adı Nemo, bir vosvos kadar 300 metre derine inebiliyor. Çok basit makineler ama bakım istiyorlar. Elektronikten yaşam desteğine, hatta oksijen sistemlerine kadar birçok farklı sistemi var. Çok önemli bir parçası robotik bir penceye benziyor. Her denizaltında hidroelektrikli bir kol vardır ve bu örnek toplamamızı sağlar. Bazı şeyleri hareket ettirebiliriz ve önümüzü de açabiliriz. Bu denizaltına son teknoloji bir dijital görüntüleme aleti takıldı. Bu sayede buldukları gemileri tarayabilecekler. Yani enkaz bölgelerini daha önce hiç görülmemiş şekilde inceleyeceğiz. Bütün bu teknolojiye rağmen
Denizaltının da sınırları var. 200 metrelik dalışlarda enkazı 4 ya da 5 saat inceleyebiliyoruz. Bir hedefin 100 metre uzağına inmek, hayati bir keşif yapmakla yapamamak arasındaki farktır. Yani burası çok büyük bir okyanus. Suyun altında insanları gönderiyorsak indireceğimiz noktayı belirlemeliyiz. GPS kullanarak gemileri enkaza olabildiğince yaklaştırıyorlar. Ama sinyal su altında devam etmediği için deniz altında takip imkansız. Her şey yolunda mı? Bunu aşmak için ekip sinyal göndererek akustik bir pozisyonlandırma yapıyor. Bu akustik radyo farlar savaş alanını tamamen modelleyerek her şeyi doğru şekilde tarar ve su altında nelerin olduğunu görebiliriz. Dikkat edin! Deniz altını indirme vakti geldi. Herkes son hız çalışıyor. Herkes hazır olsun. Suya inmeden önce bile dakikalar gergin geçiyor. Aslında biraz spor aracı gibi. Ona ne zaman binsem emniyet kemeri arıyorum ama kemer de yok. Yüzücüler onların vinçten kurtulmasını sağlıyor. Orada dalmaya hazırım. Güvenlik önlemleri hazırlandı, dalmaya hazırsın. Denizaltı her dakikada bir 10 metre alçalıyor. Akrilik küre suya girdiğimizde tamamen kayboluyor. Yani gerçekten bir balon içinde gibi hissediyorsunuz. Bu tertemiz su alçalmaya devam ettikçe kararma başlıyor. Robert, neredeyiz? Şu an 234. metredeyiz. Hedef noktamıza da 600 metre kaldı. Deniz yatağına indiklerinde bordodan yön tarifi alıyorlar. Hareket ne yöne? 250. Negatif. 010. Evet, 010. İşte Bluefields. 1942 Temmuz'unda battığından beri onu hiç kimse görmedi. Gövdesi çatlamış ve parçalanmış. Bak, baştan sona bölünmüş. Evet. Burası torpidonun çarptığı yer mi acaba? Bluefields'ın savaş sırasında gördüğü hasar dışında her şey yerli yerinde duruyor. Kabinine kadar tamamen yerinde. Böyle derin sularda bu kadar sağlam bir gemi görmek mümkün değildir. Ama Bluefields çok iyi durumda. Bu inanılmaz. Bluefields, Alman askerlerinin yaptığı tahribatlardan sadece biriydi. Toplam 600 tahribat vardı. Amerika, 2. Dünya Savaşı'na 1941'de dahil olduğunda Hitler, Amerika sahillerine denizaltı gönderip cevap verdi. Amaç, müttefiklerin tedarik hattını kesmekti. Naziler bu operasyona Davulun Sesi adını verdi. Doğu yakasına geldiklerinde ticari gemilerin savunulmadığını gördüler. Alman denizaltılarına doğu yakasında karşı koyan bir şey yoktu. Tamamen tek taraflı bir savaştı. Denizaltılar ilk 3 ayda hiç zayiat vermeden 216 ticari gemi batırdı. Bu bölge çok şey gördü. Torpido Kavşağı, Büyük Filipin Savaşı, buraya Atlantik'in mezarlığı diyoruz. Mayıs 1942'de Amerika nihayet tedbir almaya başladı. Bluefields gibi gemileri konvoyların arasına koydular. Konvoy sistemi her şeyi değiştirdi. Bu ticari gemilerin yanında düşmana karşı koyabilecek ekipmanların olduğu askerler ve silahlar eklemeye başladılar. Ama buna rağmen konvoy Bluefields'ı kurtaramadı. Fakat onu batıran denizaltını batırdılar. Buralarda bir yerde U-576 var. Ama
75 yıldır. Hiç kimse onu bulmayı başaramadı. Bakalım bu ekip başarılı olabilecek mi? Kuzey Carolina'da, sahilden 55 kilometre açıkta bir arkeoloji ekibi İkinci Dünya Savaşı'ndan izler arıyor. Torpidoyla batırılmış bir yük gemisi Bluefields'ı buldular. Ve şimdi yakınlarda bir yerde onu batıran denizaltının enkazını arıyorlar. U-576'yı. Kaybolduğundan beri kimse görmedi. 75 yıldır kayıp bir denizaltı. 16 Haziran 1942. Alman denizaltısı U-576 davul sesi operasyonuna katıldı. Almanlar Amerika sahillerindeki müttefik gemilerini batırmayı planlıyordu. Kaptan Hans Dieter Heinicke ve 44 kişilik tayfası batırdıkları gemi başına para kazanacaklardı. Gençlerden oluşan bir ekipti. 17-18 yaşında kendilerine isim yapıp savaş kahramanı olarak dönmeyi umuyorlardı. Kuzey Carolina sahillerine geldiklerinde avcının av olduğunu öğrendiler. Keşif uçakları U-576'ya hasar verdi. Fakat elleri boş dönmektense Heinicke kalıp savaşmaya karar verdi. Ve bu kaptanlara ellerinden geldiği kadar gemi batırmaları söylenirdi. Kendisi ve ekibi için Almanya'ya elleri boş şekilde dönmek çok zor olurdu. Ertesi gün şansları açıldı. Büyük bir konvoy Heinicke'nin saldırı alanına girdi. Denizaltı kariyerinin en iyi atışlarını yaptı. 4 torpido 3 gemiyi vurdu. Fakat son yaklaşıyordu. Önceden kalan bir hasar yüzünden U-576 konvoyun ortasında su yüzeyine çıkıyor ve bu yapmak isteyeceğiniz son şeydir. Denizaltı müttefiklerin saldırısına uğradı. Ve iz bırakmadan kayboldu. Aradan 10 yıllar geçtikten sonra arkeologlar onu bulmayı umuyor. Verilere bakılırsa U-576'nın tam üstünde olmalılar. Fakat gördükleri karanlık. Borda, ben Nemo. Nasıl gidiyoruz? Mesafe ve yön. Devam et ve iki batıya dön. Bizi işarete götürüyor. Ama enkaza gitmiyor olabiliriz, değil mi? Devam edelim. Ama daha dikkatli inceleyelim. Hadi bakalım. Beyaz. Bak, balık. Niye bilmiyorum ama solumdaymış gibi geliyor. Evet, bak. Orada. Görüyoruz. U-576'dayız efendim. Anlaşıldı. U-576'yı mı buldunuz? Evet. Hadi, acele etmeden bu şeyi yakından inceleyelim. Dikkatlice. U-576'yı nihayet buldular. Şimdi soru, geriye ne kadarının kaldı? Çünkü savaş esnasında müttefikler denizaltıya ağır hasar vermişti. Pekala, provadayız ve keskin bir bıçak gibi duruyor. Aman tanrım.
Ahşap güverte çürüyüp gitmiş. Fakat geminin ön kısmı şaşırtıcı bir şekilde sağlam. Mükemmel değil mi? İnanılmaz. Evet, 88 milimetrelik silaha doğru gidiyoruz. Ve aman tanrım, bu inanılmaz. Tuzlu suyun paslandırması dışında silah sapasağlam. Aman tanrım, çok temiz. Buradayken evet, yakından bakmaya çalışalım. Mümkünse yaklaşalım ve ne var ne yok inceleyelim. Pekala. Kaptan köşkü denilen platform, podyumdaki camlar dahil hiç hasar görmemiş gibi duruyor. Kuzey Carolina'daki bütün denizaltılar paramparça. Yok olmuşlar. Ama bu gerçekten mükemmel. Pruva'dan kıça kadar U-576 sapasağlam. Bu şeyi gördüğüme inanamıyorum. Yıllardır onu düşünüyordum ve neredeyse sahteymiş gibi duruyor. Tarihe geçecek bir keşif. Fakat bir soru daha var. Mürettebata ne oldu? Denizaltı kapaklarına bakarak ne olduğunu öğrenebileceğimizi biliyorduk. Açık ya da kapalı olmaları mürettebatın içeride gömülü kalıp kalmadıklarını anlamamıza yardım eder. Ben hizalamaya çalışacağım. Sen de bakmaya çalış, tamam mı? Hadi bakalım dostum. U-576 bulundu. 45 kişilik arkeolog ekibinin şimdi merak ettiği şey, mürettebatın hala içinde olup olmadı. Bu onaylamak için gözlerimizle görmemiz gereken bir şeydi. Kapak tamamen kapalı. Böyle durumlarda savaş makinesi mezar olur. Peki ekip nasıl öldü? Denizaltı savaş sırasında yok olmuş olsaydı, deniz yatağında parçalanmış olurdu. Ama bu enkaz çok farklı. Enkaz sapasağlam ve dokunulmamış gibi. Çok az hasar görmüş. Acaba Kaptan Heinicke ve ekibi ilk saldırıyı atlatabildi mi? Bu mümkün. Denizaltılar çok dayanıklıydı. Bu denizaltılar genelde torpido atardı ve sonra mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ortadan kaybolup karşı saldırıdan uzaklaşırlardı. U-576 birkaç gün önce bir saldırıyı atlatmıştı. Deniz uçaklarının taarruzundan sonra pilotlar denizaltının okyanusun altında ters yattığını söylemişti. Battığına inanıyorlardı. Ama mürettebat onu tamir edip yeniden su yüzüne çıkarmıştı. Yine bu taktiği mi deniyorlardı? Görünen o ki bu gemi okyanus yatağına kontrollü bir şekilde indirilmiş ve sanki tamir etmek için ara vermişler gibi duruyor. Şu an kıça doğru gidiyoruz. Onun pervanelerini ve dümen tesisatını görmeye çalışacağız ve su kanadına bakacağız. Su kanatlarının durumu onun yükselmeye mi yoksa alçalmaya mı çalıştığını göstererek son dakikalarında ne olduğunu anlamamıza yardım eder. Su kanatları yukarı bakıyor. Yani burnu yukarıda ve kuyruğu aşağıda olmalı. Evet, evet. Bu yüzeye çıkmaya çalıştıklarına işaret ediyor. Ama denizaltı 200 metre derinde. Yani denizin dibinde. Eğer hasar görmüşse, yüzeye çıkma ihtimali neredeyse sıfır. Şuna bak, orası hasar görmüş olabilir. Görünen o ki sancak tarafında hasara ait izler var. Su kanatlarının biraz yanında bunlar. Biraz göçük gibi, öyle görünüyor. Evet, bakınca burası biraz konkav duruyor. Ama su altı basıncı yüzünden mi tam bilmiyorum. U-576 ekibinin son ana kadar çalışmış olması mümkün görünüyor. Onların yapmayı planladığı ve yaptığı şeyleri sevdiğimi söyleyemem. Ama gerçekten işleri çok zor olan bir tayfa olmalıydılar. Belki de ne olduğunu
hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama önemini biliyoruz. U-576 batırıldıktan 5 gün sonra Almanya denizaltılarını geri çekti ve davul sesi operasyonuna son verdi. Gettysburg ya da Shiloh'un savaş alanı olduğu gibi Atlantik Muharebesi de bir savaş alanıydı. Savaş kalıntıları hala okyanusun dibinde olabilir ama yine de savaş alanıdır ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bu hadisenin anısını yaşatmak için ekip savaş enkazını kaldırmayı planlıyor. Bunu yapmak için bilim kurgu filmlerinden fırlama bir ekipman lazım onlara. LIDAR isimli su altı lazer tarayıcı. Bu lazer sargı şeklinde mavi ışık göndererek hedefinde ne varsa onun görüntüsünü kaydeder. Lazer bir objenin mesafesini ölçer ve kaydeder. Bu verilerle 3 boyutlu bir model yaratılır. Normal bir radarla kolum gibi bir şey yapabilirsiniz. Ama lazer tarayıcıyla saatimdeki bütün ayrıntıları görebilirsiniz. Bu ekipman sayesinde bölgede daha önce görülmemiş ne varsa göreceğiz. Su altında tarama yaparken net bir görüntü yakalamak çok zordur. Burada beklediğimden daha fazla balık var. Şuna bak. Evet. Bu birinin hortumu mu? Bir şeyin üstünden balık geçerse görüntüye balık girdiği için onun şeklini alır ve enkaza dair hiçbir bilgi toplayamaz. Bunu çözmek için enkazın üstünden birçok kez geçmeleri lazım. İki farklı veri seti kullanacağız. Bir tanesinde balıklar olacak ve diğerinde de modelleri kombine ederek denizaltının kusursuz modelini çıkaracağız. LIDAR verilerini 3 boyutlu modele çevirmek kolay değildir. Bilgisayar oyunlarında da kullanılan bir yazılımla başlıyorlar. Autodesk ve Recap 360. Bu görüntü inanılmaz, olağanüstü. Çözünürlük inanılmaz, özellikle büyütüldüğünde denizaltını tamamen görebiliyorsunuz. Muhteşem. 75 yıl sonra U-576 artık kayıp değil. Fakat önemi çok daha derinlerde. İkinci Dünya Savaşı sadece uzakta olmadı. Amerika'nın sahillerine kadar geldi. Bu projenin bir amacı da insanlara savaşın ne kadar yakın olduğunu göstermekti. John'un ekibi su altını incelemeye devam ederken dünyanın diğer ucunda İskoçya'da arkeologlar geçmişin sırlarını açığa çıkarabilen bir esrarı inceliyor. Kokno taşını. Beş bin yıl önce antik bir medeniyet Stonehenge yaptı. Tarihteki en büyük gizemlerden biri. Bu anıt o kadar sofistike ki gün dönümü ve bahar ekinoksunu takip edebiliyor. Fakat bunu yapan insanlar kayıtlı bir geçmiş bırakmadı. Yoksa bıraktılar mı? Garip daireler ve çizgilerden oluşan bir taş. Bence bugün ışın yayan bir dairenin rezonans olduğunu bilir. Bir çeşit iletişim sembolüdür. Ama manaları gizemini koruyor. Ve yıllardır arkeologları meşgul ediyor. Onlar işaret mi, yoksa takım yıldızları mı? Yoksa bir bölgeyi mi işaret ediyor? Yüzlerce farklı görüş var. Uzmanlar gizemin eksik parçasını bulup onu çözmek için İskoçya ormanlarına gidiyor. Kokno taşına. Kokno taşı üzerinde birçok işaret olan 4000-5000 yıllık kocaman bir taştır. 1885'te keşfedilen taşın üzerinde
yaklaşık 90 tane işaret bulunuyor. Böyle büyük bir setle bu semboller belki de çözülecek. Ama bir sıkıntı var. Bir anda ortadan kaybolur. 1965'te orada yaşayan insanların taşa zarar verdiği ortaya çıktı. Ve taşın yok olmasından korkan İskoç yetkililer radikal bir karar aldı. Onu gömdüler. Yani bir saniye. Biri üzerine grafiti yapsa Stonehenge'i gömmezdiniz. Bu kadar inanılmaz arkeolojik bir bölgeyi gömdüklerine inanamadım. Onu anlatan birkaç çizim ve birkaç fotoğraf vardı. Fakat şimdi durum değişecek. Glasgow Üniversitesi'nden bir arkeoloji ekibi taşı çıkarmak için özel izin aldı. Kazı çalışmasını kıdemli arkeolog Kenny Brovey yönetiyor. Bu kadar büyük bir taşı kazmak daha önce hiç yapmayı düşündüğüm şeylerin arasında değil. Taş toprak altından çıkarılınca başka bir ekip onu tarayacak ve sanal bir kopyasını hazırlayacak. Ve ardından tekrar gömecekler. Bu 100 yılın kazısı. Taşın sahiplerinden biri bunu iple çekiyor. Taşın yarısı Elaine Marks'ın arka bahçesinde. 1946'da gerçekleşen satışın bir kopyasını hazırladım. Ve annemin evinin sınırlarını gösteriyor ve taşın yarısı da o sınırlar içinde kalıyor. Elaine'in rahmetli eşi David taşı çıkarmak istiyormuş. 1985'te buraya taşındığımızda babam taşı kazmak istemişti. İskoç devletine mektup yazmıştı çünkü yarısı ona aitti. Onun hakkıydı ve istediğini yapabileceğini söylüyordu. Ve bir cevap aldı. Onun asla kazılmayacağını söylediler. Ve öylece kaldı. Onu göreceğimizi hayal bile edememiştik. Yıllar sonra ise ortaya çıktı. Bu inanılmazdı. Herkes taşı yeryüzüne çıkarmak istiyor. Bunun için yalnızca 10 günleri var. 100 tonluk toprağa taşa zarar vermeden kazmanın yolunu düşünüyoruz. Taşın üstündeki ve etrafındaki ormanlık alan o kadar yoğun ki makineler ulaşamıyor. Böyle bir kazı çalışması yaptığımda genelde bölgede devasa makineler olur ve toprağı hızlıca kazarlar. Bu bölgeye büyük bir makine getiremediğimiz için küçük bir kazıcı ve kendi yükünü zor taşıyan bir damperli kamyon kullanıyoruz. Küçük olsa da toprağı kolayca kazabiliyor. Ama risk büyük. Kokno taşı çok değerli ve çok hassas. Zarar görmeyeceğinden emin olmak için restoratör Richard Salmon'dan yardım alıyorlar. Düşündüğünüzden daha yumuşak. Tekne atarsanız parçalayabilirsiniz. Operatör taşa yaklaştığında küçücük bir çizik bile taşı mahvedebilir. Uzmanlar inceleme fırsatı bulmadan her şeyi yok edebilirler. İlk amacımız bölgeye zarar vermemek. Kazıcı çalışırken taşa kadar çubuklar gömerek ölçtük ve tamam dedik. Hedefe ulaşmaya santimetreler kaldığından arkeoloji öğrencileri işe koyuluyor. Ellerinde ekipmanlarla toprağı temizlemeye başlıyorlar. Glasgow Üniversitesi öğrencileri birçok kez kazı denemesi yaptı ve bu ekipmanları ve makineleri kullanıp taş taşıyabiliyorlar. Ancak aynı zamanda bu çok titizlik isteyen bir iştir. Taşı tamamen çıkarabilmek için eski birkaç çizimden yararlanıyorlar. 1991'den kalma bu haritayı kullanıyoruz ama aslında 19. yüzyılda yapılan bir haritanın yeniden çizimi bu. Alanın ilk çizimi 1885 yılında James Harvey tarafından yapıldı. Bu çizimde birçok halka ve farklı izler bulunuyor. Papazlar, Kelt rahiplerinin o halkalara kan doldurup
putperest hainler yaptıklarını düşünüyordu. Buraya taşındığımızda çok ilgimi çekmişti. Bahçemde olan bu taşı 5000 yıl önce niçin kullandıklarını merak etmiştim. Bir ibadet yeri olmalıydı. Kurban yeri. Kazı bölgesinde Kokno taşını ve amacını ortaya çıkarmalarına santimetreler kaldı. Ama bir sorun var. Çamur umdukları gibi temizlenmiyor. Bu da onları çok yavaşlatıyor. Bu kadarını temizledik ama oraya ulaşamadık. Aynı zamanda köşelerini de makineyle kazmaya çalışıyoruz. Aynı anda iki işi yapıyoruz yani. Vakit dolmadan taşı açığa çıkarıp mesajı çözebilecekler mi? Dünyanın dört bir yanında antik medeniyetler bize işaretler bıraktı. Asırlar içinde o mesajlardan bazıları çözüldü. Fakat yine de çoğu gizemini koruyor. Bu delikler ve daireler insanlık tarihinde bırakılan ilk mesajlardan biri. Bu delikler kayaya açılır ve bazen etrafında sarmal daireler çizilerek tamamlanır. En önemli olanlardan biri de İskoçya'daki efsanevi Kokno taşı. 90'dan fazla işaret taşıyan bu taşlar dünyadaki diğer çizimlere çok benziyor. Acaba taşlardaki işaret küresel bir gizem mi taşıyor? Bu ortaya çıkmak üzere. Onu yeryüzünden alıkoyan tek şey ince bir çamur katmanı. Ama bir türlü temizlenmiyor. Bu soruyu cevaplamak gerekti. Toprak ıslandığında mı daha kolay temizlenecekti, yoksa kuru halde bisküvi gibi kıtır kıtırken mi? Hiç kimse emin olamadı. Proje durma noktasına geldiğinde yerli halktan biri bir fikir verdi. Büyük Han itfaiyeciler hortumlarıyla birlikte geldiğinde gerçekleşti. Biz sadece taşın üzerindeki izlere zarar vermeyeceklerinden emin olduk ve onlar da toprağı temizlemeye başladı. Sadece bu eserin zarar görmeyeceğinden emin olmamız gerekti. Ondan sonra sadece dikkatlice fırçalama işi kaldı. 5 gün süren hummalı çalışmanın ardından çamurlar temizlendi. Kokno taşı yıllar sonra tekrar gün yüzü gördü. Bir anda büyük, kirli ve kahverengi bir taştan inanılmaz sembollere ve renklere sahip bir taşa dönüştü. Bu gerçekten inanılmazdı. Kesinlikle inanılmazdı. Çünkü neye benzediğini hiç bilmiyordum. Böyle olacağını düşünmemiştim. Fotoğrafı görüyorsunuz ama bu kadar büyük olduğunu bilmiyorsunuz. Halkalarla kaplı bu devasa taş neredeyse 600 metre uzunluğunda. Çok disiplinliydi. Hiç titrememişti. Halkalar kusursuz ve düzgündü. Yani bunu yapanların yetenekli ve disiplinli olduğu ortadaydı. 10 yıllardır bekleyen arkeologlar için bu büyük bir keşif. Taşın bu kadar kubbeli ve dramatik olmasını beklemiyorduk. Fotoğrafta düz duruyordu. İnsanların bunu niye böyle şekillendirdiklerini anlayabiliyorum. Çünkü aşağıda harika bir açıya sahip. Eğer orada duruyorsanız ya şefsinizdir ya da lidersinizdir. Sadece birkaç saatliğine ortaya çıkarılmış olan taşa bakan herkes farklı bir teori ortaya atıyor. Gören herkesin başka bir teorisi var. Evet, ortaya birçok farklı teori atıldı. Uzaylı diyen bile var. Bence özel bir yer olmalı. Belki ibadet alanıdır. Kurban yeridir. Bu taş antik bir grafiti olabilir.
Bence ayinlerle ilgili bir şey çünkü onlar İngiltere ve Avrupa'nın her yerinde var. Peki ne yazıyor? Belki de solmuş boya çizgileri yardımcı olur. Bunlar bakır çağından kalma boyalar değil. Bir tarihçi kodları çözebilmek için üstüne notlar almış. Ludwig Mann, Glasgow arkeolojisini ve bakır çağı döneminden kalma bölgeleri yakından inceliyordu. 1937'de Mann Glasgow, sembollerin antik tutulmaları tahmin eden bir astronomi haritası olduğunu söyledi. Bu teorisini yayınlamak için taşın resmini çekti. Ama önce taşın üzerine ızgara çizgileri çekerek onu tahrip etti. Onu incelediğimizde farklı renkleri gördük. Ludwig Mann taşı boyarken birçok farklı spiral görmüş. Hiçbiri gerçek değil. Ve bence doğanın yaptığı izleri başkasının yaptığını sanıp boyayla kaplamış. Belki de Mann bir hata yaptı. Peki ya doğru şeyin peşindeydiyse? Bütün ihtimalleri açıklamak için yetkililer birçok uzmanın taşı incelemesine izin veriyor. İsmim Graham Gardner. Ben uzman bir Dowser ve coğrafi falcıyım. Dowser deyince insanların aklına su arayan kimse gelir. Ben dünyanın enerjisini arıyorum. Biz onlara ley hatları diyoruz. Onun tam içinden geçen bir enerji var ve tam köşesi bu büyük işarete denk geliyor. Ve tamamen geçen hatlarda doğu ve batıya gidiyor gibi duruyor. Yani bu ekinoks, gün doğumu ve gün batımını takip etmekte kullanılır. Buna baktığımda onların astronomi konusunda gelişmiş olduğunu görüyorum. Halkalar acaba bir çeşit harita mı? Dünyanın her bir yerinde aynı şekillere sahip birçok petroglifler var ve kesinlikle aynı kabile ya da kültüre ait değiller. Son teknolojiye geçme vakti. Factum Arte adında bir organizasyon, tarihi eserleri tarama konusunda dünyada bir numara. Kral Tutankamon'un mezarını incelediklerinde büyük bir gelişmeye imza attılar. Sanırım bizim en ünlü anımız, arkeolog Nicholas Reeves'in verilerimizi inceleyerek yakınlarda başka bir anıtın olduğuna işaret eden mesajın varlığını keşfettiği andır. Bu çok önemliydi. Şimdi Kokno taşını halledecekler. Ekip fotogrametri isimli bir süreçle işe başlıyor. Binlerce fotoğrafı üst üste koyarak objeyi şekillendiriyorlar. Fakat bunun işe yaraması için obje tamamen temizlenmiş olmalı. Maalesef İskoçya'nın iklimi bunu zorlaştırıyor. Fotoğrafik görüntüler aldığımız için detayın üstüne bir yaprak düşerse o detayı kaydedemeyiz. Öğrenciler ve gönüllüler taşın üstündeki yaprakları ve çamurları temizliyor. Böylece Factum Arte detayları yakalayıp gizemi çözebilecek. İşte onu fotogrametri kullanarak tarıyoruz. Çizgisel bir sistem üstüne kamera yerleştiriyoruz. Neyse ki hepsini tek seferde kaydetmemize gerek yok. Yani temizleyip taradıktan sonra sonraki bölgeye geçebiliriz. Ama fotoğraflar her şeyi gösteremez. Taşın üstünde çıplak gözle görülemeyecek bazı solmuş semboller de olabilir. Hiçbir detayı atlamadıklarından emin olmak için taşı lazerlerle tarayacaklar. Bugün Leica P40 lazer tarayıcı kullanıyoruz. Bu aletle taşın etrafında farklı pozisyonlardan yüksek çözünürlüklü veri topluyoruz. Lidar, ekibin isabetli bir tarama yapmasını sağlayacak. Aynı zamanda göçüklerin boyutlarını belirleyecek. İnsanların o şekilleri nasıl yaptıklarını görmeye başladığımızda nasıl ekipmanlar kullandıklarını belirleyebileceğiz. Ve böylece taşa çıplak gözle baktığımızda göremediğimiz şeyleri lazer taramasıyla birlikte görebilmiş olacağız. Tarama tamamlandığı için gömmeden önce son bir kez daha bakıyorlar.
İlk başta çok büyük bir hata gibi gelmişti ama onu inceledikçe bir şey fark ettik. Evet, o toprak onu güzelce korumuş. Taşı dünya gözüyle gören ekip duygulu anlar yaşıyor. Bu kadar çalışarak ortaya çıkarılan bu şeyi tekrar gömmek üzücü bir şey ve bu çok güzel. Ama bu taşın güvenliği için yapmamız gereken şey bu. 10 gün boyunca açıkta kalan taş tekrar gömülüyor ve korunuyor. Toplanan veriler 1900 kilometre uzakta değerlendirilip kullanılacak. İspanya Madrid'de Factum Arte teknisyenleri projenin son adımına geldi. 3 boyutlu modelleme. Şu an gördüğümüz bu veri kamerayla topladığımız görüntüler. 2587 tane görüntü var ve bir de üzerine lazerlerin bilgilerini eklemeliyiz. 100 yıl geçtikten sonra dünyanın dört bir yanındaki arkeologlar artık Kokno taşını inceleyebilecek. Ortaya çıkan şey ise çok şaşırtıcı. En büyük halkalardan en küçük deliğe kadar her bir işaret ve bütün çizimler muazzam bir şekilde detaylarla yakalanmış. Gerçekten şoka girdik. Bu beklentilerimizin çok üstündeydi. Ama bir şey daha var. Şimdiye dek arkeologlar o çizimlerin güvenilebilir olduğunu düşünüyordu. Fakat harikayı modelin üstüne getirdiklerinde yanlış çizildiğini fark ettiler. Bazı işaretler eksik. Diğer halkalar da yanlış yerde. Neyse ki arkeologlar artık doğru haritaya sahip ve inanılmaz detaylara. Kokno taşına kazınan bu mesajı incelemeye başlayabilirler. İskoçya'nın yaylalarından Atlantik'in derinlerine kadar en iyi arkeologlar yeni teknolojileri kullanarak dünyanın esrarını çözmeye devam ediyorlar.